Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8 Haziran LGS denemesi matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. İlk soruda bizden ne istiyor? Bize 3 farklı telefon vermiş. Bunların özelliklerinden bahsediyor. Oğuz 3 telefondan en yüksek hafızaya sahip olan en küçük ekranlı TRN'de V40 almaya karar veriyor. Yani bu telefonu alacak arkadaşlar. Hafızası en yüksek dediğine göre baktığımız zaman bununki 64'se o zaman şuradaki A sayısı arkadaşlar 64'ten küçük olmak zorunda. Şıklara baktığımda bunlar zaten 128 yaptığı için direkt eliyorum. İkisinin hafızası da 32 oluyor. Tamam. En yüksek hafızalı şu an TRN'de, sıkıntı yok. B'ye bakalım. B'de bizim ekranımız, ekranı en küçük olacakmış şimdi. Yani 4,65'ten daha küçük olması lazım B sayımızın. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 4,70. Bu kısım ise 4,52 oluyor. Yani bizim B seçeneğimiz istediğimiz değerlere eşit arkadaşlar. Cevabımız Bursa oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Çan eğrisi sistemi olarak adlandırılan bir not sistemi var arkadaşlar. Burada bahsediyor. Sınıfın aritmetik ortalamasından 10 puan fazla veya 10 puan düşük bir notu sınıfın geçme notu olarak hocalar belirleyebiliyor. Üniversitede hepiniz göreceksiniz bunu. Şimdi bize bir grafik verilmiş ve diyor ki buna göre notları grafik ile gösterilen sınıftaki öğrencilerin dersi geçme durumları ile ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Şöyle yapalım. Dersi kesinlikle geçen 20 kişi vardır demiş. Öncelikle ortalama eğer buradaysa arkadaşlar. Ben bu ortalamayı 10 arttırıp veya 10 azaltabilirim çan eğrisi için. Yani ben bunu 10 eklersem bakın 50 ile 60 arasındayken ne olur bu? 60 ile 70 arasına gelebilir. Veya 10 azaltırsam yani geçme notunu 40 ile 50 arasına da çekebilirim. Şimdi o zaman öncelikle şunu yazalım yapalım biz. Bir dersi 20 kişi kesin geçmiştir dediğine göre demek ki buradaki 7, 6, 4 ve 3 kişi dersi geçmiş. Toplarsam 20 kişi yapar. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. 32 kişi kesinlikle ders tekrarına kalır demiş. Bakalım. Şurada 9 kişi var. Burada 6, 4 ve 3. Bunları toplarsak arkadaşlar ne oluyor? 22 yapıyor. 32 değil, 22 kişi kesinlikle kalır. O yüzden bu yanlış. 18 kişinin geçme kalma durumu ders öğretmeninin açıklayacağı geçme notuna bağlıdır diyor. Bakın bu iki ortalamanın arasındaki buradaki 18 kişinin geçmesi veya kalması tamamen öğretmene bağlı arkadaşlar. Hoca eğer geçme notunu aşağıya indirirse, sol tarafa çekerse hepsi geçerken sağ tarafa çektiğinde hepsi birden kalabilir. O yüzden bu da doğru bir seçenek oluyor. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda eğimli bir arazideki direklerin dikilmesiyle alakalı bir soru verilmiş arkadaşlar. Bizden bahsettiği, yani soruda bizden istenen şey şu. Buradaki makine buradaki direklere yukarıdan baskı uyguluyor. Her bir vuruşunda 42 metre aşağıya indiriyormuş. Buna göre makine hangi direği yere sapladığında ucunu hiza çizgilerinin arasına denk getiremez diyor. Şimdi baktığınız zaman burada bir 1 metrelik boşluk var. Burada da yine boşluklar mevcut. Her vuruş kök 2 yapıyor. O zaman şöyle bir şey diyebilirim ben. Bakın. Ben buradaki direği arkadaşlar kök 2 vurursam, hani tek bir vuruş yaparsam kök 2 bu arada neye eşit? Ortalama olarak, yaklaşık olarak 1,4'e eşit. Şurası 1 metre olduğuna göre arkadaşlar ben 1,4 vurursam direğin hizası, yani üst kısmı buraya falan gelecek. Yani bu bir vuruşta sağlanabilir. Şu kısma bakarsak, yani ikinci direğe bakarsak arkadaşlar ben buna bir tane vurursam ne olur burası? 1,4 aşağı iner. Yeterli değil burası. 2 metre çünkü. 2 kere vurursam toplamda 2,8 aşağı indiği için 2 buradan indi. 0,8 de buradan indiği zaman direkt şöyle bir yerde denk gelir. O yüzden bu da doğru cevap arkadaşlar. Bu da olabilir. 3'e bakalım. 3 ile ilgili bir sıkıntı var mı? 3. direk 3 metreymiş. Ben buna 2 kere vurduğumda 2,4 oluyor. Hala dışarıda kalan 0,6'lık kısım var. Bir kere daha vurmam gerekir arkadaşlar buna. Ben buna toplamda 3 kere vurursam, 3 kere vurduğum zaman ne olacak? 4,2 aşağı inmesi lazım 3. direğin. 4, aşağı inerse 3 metre buradan, 1 metre de buradan geldi. Toplam 4 metre oldu. 0,2 daha aşağıya kayarsa arkadaşlar ne olacak? Bu taraflara gelecek bizim direğimizin üst tarafı. O yüzden ben bunu kesinlikle bu aralıktaki hizaya denk getiremem. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda bizden ne istemiş? Aşağıda bazı tek hücreli canlıların uzunlukları verilmiştir. Buna göre tabloda verilen tek hücreli canlılardan
Herhangi birinin uzunluğunun metre cinsinden çözümlenmiş hali hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 5, 32'ye eşit. Burası 32 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. Baktığım zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Şimdi şöyle yapalım. 32'yi 30 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 dersem, çarptığımız zaman 30 ile 10 üzeri eksi 7'yi çarparsam 1 sıfır buraya eklediğimde 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Şıklarda bu mevcut mu? Bu mevcut arkadaşlar. Bu var. Diğerine bakalım. Burası da 64 çarpı 10 üzeri eksi 6. 64'ü de ben 60 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazarsam 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyebilirim. Bu da yine burada mevcut arkadaşlar. Başka bir tanesine bakalım. Şuna bakarsak burası 16 çarpı 10 üzeri eksi 5. 16'yı ben 10 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye yazarsam 10 ile 10 üzeri eksi 5 çarptığımda 10 üzeri eksi 4. 1 çarpı yazmıyorum. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Baktığınızda bu da mevcut. 3'ü mevcut olduğuna göre demek ki C seçeneği mevcut olmayacak. Onu tekrar hesaplayıp zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda bizden istediği şeye bakarsak birinci saat saatte 5 dakika geri kalıyormuş arkadaşlar. 5 dakika geri kalıyor bu. İkinci saat ise saatte 10 dakika ileri gitmekte. Yani 1 saat geçmesine rağmen 1 saat geçtiğinde buradaki saat 55 dakika ilerlemiş oluyor. 5 dakika geri kalma göre. 1 saat geçmesine rağmen arkadaşlar bu 10 dakika ileri gittiği için 70 dakika ilerliyor. Yani her 1 saatte aradaki fark ne oluyor arkadaşlar? Aradaki farkımız bizim 15 dakika açılıyor. Bize bunu söylüyor. Şimdi buna göre saatlerin yelkovanları ilk kez aynı anda hangi sayıyı gösterir diye sormuş. Şöyle yapalım o zaman biz. Birinci saat arkadaşlar 1 saat geçtiği zaman normalde tekrar 12'ye gelmeleri gerekirken buradaki saat 5 dakika geri kaldığı için burayı gösterecek birinci saatte. İkinci saatte 12'yi göstermesi gerekirken 10 dakika ileri gittiği için 2'yi gösterecek. Devam ediyorum. 1 saat daha geçtiği zaman bu 5 dakika daha geri kalacak. Arkaya bir birim daha gitti. Bu 2 birim daha ileri gidecek. Hop buraya geldi. Yani sağdaki 2 birim ileri gidiyor. Soldaki bir birim geri gidiyor her saatte. Sonra 1 saat daha geçtiği zaman bu 9'u gösterirken bu 2 birim kayıp 6'yı gösterecek. 1 saat sonra bu 8'e geldiğinde bu 2 birim yine kaydedecek. 8'i gösterecek. Bakın ikisi birden 8'i gösterdi. O yüzden bizim doğru cevabımız 8 olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Bize burada ne demiş? Aşağıda kalınlıkları eşit ve kök 2 cm olan şeritler verilmiştir. Şeritlerden yer alan aynı renkli bölgelerin uzunlukları birbirine eşittir demiş. Şimdi burası pembe olsun. Burası beyaz, pembe, bu da sarı olsun mesela arkadaşlar. Pembe, beyaz, sarı. Şöyle diyelim. Ben pembe artı beyazın toplamını biliyorum değil mi? Neye eşitmiş? Kök 162 eşit. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 81 çarpı 2 olduğu için 9 kök 2 olur. Devam edelim. Pembe artı sarıyı da ben biliyorum. Bu da kök 128. Kök 128'i nasıl yazarız biz? Bu da 2'nin kaçıncı kuvveti yapıyor? 7. kuvveti. 2'nin 7. kuvveti dışarı 16. Yok 16 değil pardon. Şöyle silelim. 2'nin 7. kuvvetini de biz dışarı alırken 2'yi içeride bıraksak 6 dışarı çıkacak. 8 kök 2. Böyle yazabiliriz. 8 64 diye girecek çünkü. Sonrasında pembe artı beyaz artı sarı dersek en alttaki kök içinde 242 yapıyor. Bu da 121 çarpı 221 dışarı 11 diye çıkacak. 11 kök 2 oldu. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin burayı. Şu ilk iki denklemi toplarsam, ilk iki denklemi toplarsam iki tane pembe artı beyaz artı sarı olur değil mi? 9 kök 2 ile 8 kök 2'yi toplarsam 17 kök 2 olur. Sonrasında Şu denklemi tekrar altına yazıyorum. Pembe artı beyaz artı sarı eşittir 11 kök 2. Bakın ben bunları birbirinden çıkartıyorum. Beyazlarla sarılar birbirine götürdü. 2 tane pembeden 1 tane pembe çıktı. Pembe kaldı. 17 kök 2'den 11 kök 2 çıkarsa da 6 kök 2'yi bulduk.
Demek ki pembenin uzunluğu 6 kök 2 imiş. O zaman ben beyaz ve sarının uzunluğunu da bulurum. Bakın, beyazla pembenin toplamı 9 kök 2 ise o zaman beyaz 3 kök 2'ye eşittir. Çünkü pembe 6 kök 2 idi. Pembe 6 kök 2 ise toplam 8 kök 2 oluyorsa o zaman sarı da 2 kök 2 yapacak. Bunu bulduk. Bize şeklin çevresini soruyor. Kök 2'leri yazmıyorum. Sadece sayılarla yapacağım. En son kök 2'leri ekleriz arkadaşlar. Şuradaki uzun kısım pembe, yani burası 6 olacak. Her birinin genişliği kök 2 idi. Yani 1 kök 2. O zaman buralara 1 1 diyorum şimdilik. Buralar 1 1 olsun. Şunun rengini biraz yanlış anlamış ama şunu kastediyordur diye tahmin ediyorum. Şurası o zaman 2 olacak. Buranın tamamı 3'tü. Şurası 2 ise buraya 1 kaldı. Bunun tamamı 6 idi. Burası 3 ise buraya 3 kaldı. Şu alt tarafa bakarsam kök 2, kök 2, kök 2 toplam 3 oldu. Bunları toplayalım. Toplarsak arkadaşlar 1, 3 daha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 eklersem 12, 12'ye 6 eklersem 18 oluyor. Kök 2'sini de eklersek 18 kök 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu soruda bizden ne istiyor diye bakalım. Bir ürünün barkodu ile ilgili yukarıda bir şeyler verilmiş. Bakın burada ürünün çeşidi yazıyor harf olarak. Başta yazan iki basamaklı ifade 04 şeklinde mesela üretildiği günü. Buradaki 36 sayısı ne demiş? Pozitif çarpan sayısı. Buradaki sayının pozitif çarpan sayısı üretildiği ayı gösteriyor. Son iki basamak da yılı gösteriyormuş. Bize diyor ki Öztürk ve Canan ailesi, Can Türk ailesi 210 gün arayla üretilen beyaz eşyaların barkodlarını göstermiştir diyor. Bir ay 30 gün olduğuna göre demek ki 7 ay arayla arkadaşlar, 210'u 30'a böldüğümde 7 ay buldum ben. 7 ay arayla gün almışlar. Şimdi şuradaki barkodla bizden ne istiyor? Son 4 hanesini istiyor. Buranın son 4 hanesi. İnceleyelim ve verilene bakalım. Bakın 07 ayın 7'si. Bu da ayın 7'si. Ayın günüyle ilgili bir sıkıntımız yok. Şurası 20 demek ki 2020 yılında, burada da 81 var. 81'in asal pozitif çarpan sayısına bakarız. 81 3 üzeri 4 olduğu için arkadaşlar üstü 1 arttırdım. 5 tane çarpanı var. Demek ki 5. ay. 5. ay. Şimdi ben 5. ayda bir ürün aldıysam arkadaşlar. 5. ayda bir ürün aldıysam. Diğer ürün kaçıncı ay olur diye bakmamız gerekiyor bizim hemen. Şimdi bunu 5. ay aldıysam diğerini daha önce almış olabilirim. Şimdi bizim onu kontrol etmemiz lazım. 7 ay geri gitmemiz gerekiyor bizim. Şimdi 5. ay bulmak için. Veya 7 ay ileri gitmemiz lazım. Şimdi ben 5. aydan 7 ay geriye gidersem arkadaşlar ne olur? Bir önceki seneye geçmiş olurum. Şimdi bu neymiş? 05-2020. Ben buradan geriye gidersem arkadaşlar 7 ay ne olur? Bu 10. ayın 2019 olur. Sayarsanız 10. aydayız mesela. 11-12-1-2-3-4-5 saydığınız zaman toplam 7 tane ayımız oluyor bizim. Demek ki önceki ürünü ben 10. ayın 2019'unda almış olabilirim. Kontrol edelim şıkları. Bir kere son iki basamağın 19 olanlara bakalım hemen. Buranın 19, buradaki sayı 48. Şimdi bakalım 48'in kaç tane çarpanı var? Eğer 10 tane varsa cevap bu. 48'i biz nasıl yazacağız arkadaşlar? 16 çarpı 3 diye, yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 diye yazarsam, üstleri 1'er arttırır çarparsam 5 çarpı 2'den 10 oluyor. Gerçekten 48'in 10 tane pozitif çarpanı varmış. Yani 10. ayda üretilmiş ve 2019'da üretilmiş. O yüzden bizim cevabımız kesinlikle Adana olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bize ne demiş burada? Çözümlemeden bahsediyor arkadaşlar. Bu örneğe göre bir ondalık sayının çözümlenmiş halini düzenleyen Muhittin aşağıdaki ifadeyi buluyor. Buna göre Muhittin'in yaptığı çözümlemeye hangi sayıya aittir? Bize o zaman bu sayının neyini istiyor arkadaşlar? Çözümlenmemiş halini istiyor. Şimdi 5'in karesi 25, bir de 8 var. 25 ile 8'i çarparsam burası 200 yapıyor. Artı şurada bir 5 var. Devam ediyorum. Şu kısma bakarsak burası 3 çarpı 5 üzeri eksi 1, yani 3 bölü 5 artı 2 çarpı 25 artı burası ne yapıyor arkadaşlar? Burası da 1 bölü 125. Bu hale getirdik. Şimdi ilk kısım 205. Burası tam kısım. Zaten hepsinde aynı mı? Hepsinde de aynı değilmiş 205'lik kısım. O yüzden biz bunları zaten direkt ederiz. Yani 205 olduğunu biliyoruz. Şurada payda eşitlersek, burayı 25 ile burayı da 5 ile genişletirsem arkadaşlar,
75 artı 10 artı 1 bölü 125 olur. Bu da 205 artı ne yapacak? 86 bölü 125 oldu. Şimdi güzel yazalım. Şimdi burayı ondalığa çevirmek için benim genişletme yapmam gerekiyor. Genişletme yaparsanız arkadaşlar burayı 8 ile genişletmeniz gerekir. Bu da 205 artı sizin paydanız 1000 olur. Pay kısmınız da 688 olur. Bu da 205,688'e eşittir. Bu da B seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Burada bir mehter takımı var. Mehter takımındaki kişilerin her birinin genişliği kök 3 bölü 2 metreymiş. Aralarında da birer metre mesafe varmış arkadaşlar. 5 sıradan oluşuyormuş. Bizden istediği şey bu mehter takımı bir tur hareketinde 3 ileri adım, 1 geri adımdan oluşmaktadır diyor. İleri adımları kök 3 bölü 2, geri adımları ise kök 3 bölü 3 metredir demiş. Yani bunlar her bir hamlede ne yapacak? 3 çarpı kök 3 bölü 2 eksi bu kadar da geri gidecek kök 3 bölü 2. Bu kadar ileri, bu kadar geri. Yani toplam ilerlemeleri bu kadar. Bize diyor ki buna göre bu mehter takımı 15 tur hareket yaptığında mehter takımının son sırasının başlangıç çizgisini uzatmalı. Şimdi başlangıç çizgisi burası. Bize son sırayı soruyor. Öncelikle şurayı bir hesaplayalım, düzenleyelim. Şurası 3 bu arada, yanlış yazmışım. Bunu 3 ile, burayı da 2 ile genişletirsek. 9 kök 3 burada, 2 kök 3 burada çıkartırsam 7 kök 3 oldu, bölü 6. Bu hale getirdik. Şimdi arkadaşlar, 15 kere bu hareketi yapıyormuş. Ben o zaman bunu 15 ile çarparsam, hemen şurada yapalım, şu kısmı yazıyorum. 15 çarpı 7 kök 3 bölü 6 dersem 6 ile 15'i sadeleştirelim. Burası 3'e böldüğümüz için 5 oldu. 35 kök 3 bölü 2'yi elde ettim ben. Bunu bulduk. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Son sıranın mesafesini sormuş. O zaman ben bir kere bu son sıranın şu anki başlangıç çizgisine kadar olan kısmı buradan çıkartmalıyım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kök 3 bölü 2 var. Burası ne yapar? 5 kök 3 bölü 2. Arada da 1, 2, 3, 4 mesafe var. Artı 4. O zaman bir kere ben bunları birbirinden çıkartacağım. Çıkartma yaparsak 35 kök 3 bölü 2'den 5 kök 3 bölü 2'yi yani çıkartırsam 30 kök 3 bölü 2 olur. Artı 4 var bile arkadaşlar. Şunları sadeleştirirsek burası 15 yapacak. 15 kökün içine nasıl girecek? Kökün içine 225 çarpı 3 olacak. Çarparsam burası da ne olur arkadaşlar? 675 artı 4 olur. Şimdi kök içinde 675 nasıl bir sayı? Ona bakmamız gerekiyor. 675 dediğimiz sayı arkadaşlar bizim. Şimdi kök içindeki 625'i biliyoruz. 625, 25 olduğuna göre bizim bir de 26'ya bakmamız gerekebilir. 26'nın karesini aldığımız zaman 26 çarpı 26 yaparsanız 676 olur. Yani aslında bu sayı neredeyse 26'ya çok yakın ama 26 olmayan bir sayı. Bu arada çıkartma yapmıştık. Pardon, şurası eksi olacak. Şurayı yanlış yazdık. Artı değil. Çıkartma yaptığımız için bunlar eksiye dönüştü. Şimdi şöyle eksi olarak yazalım burayı. Yani aslında bu sayı arkadaşlar 25,9 gibi bir şey. 26'ya çok yakın. Ben buna direkt 25,9 desem. Ben buradan 4 çıkartırsam ne olur? 21,9 gibi bir şey olur. Yani 21 ile 22 arasında bir sayı olur. Bize zaten aynı sayılar arasında da diyor. Cevap 21 ile 22 arası olacaktı arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Bize böyle bir blok vermiş. Diyor ki tahta bloktan 30 tane vardır demiş. Şunu biz dışarı çıkartabiliriz. Hatta direkt köksüz yazıyorum. 625 dışarı 25 diye çıkar. 100 dışarı 10 diye çıkar. Yani demek ki 2,5'miş arkadaşlar. Bunun genişliği. Şuradaki en kısmı. Yani şu kısma bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Çarptığımız zaman 12,5 oldu. Demek ki şu uzun kısmımız da 12,5'e eşitmiş. Bize diyor ki kullanılarak şöyle bir duvar yapılıyor. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tanesi kullanılmış. Demek ki geriye 14 tanesi kalmış. Geriye kalanlarla da arkadaşlar ne yapılmış? Aşağıdaki gibi bir yol yapılıyor. Yolun uzunluğunu sormuş. Bir kenar uzunluğu 12,5'ti.
Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? 14 ile çarpacağım. Biz bunu 14 ile çarptık. Sonra birbirine kaydırırız. Çarparsam 0 elde var 2, 8 oldu. Bir 0 da buradan geldi, elde var 1. Burası 5 oldu. Öbür kısmı çarptığımız zaman ise burası 125 oluyor. Toplarsak arkadaşlar 0, 5, 7, 1. Virgülden dolayı bir tane 0'ı silmem gerekiyor. O zaman bizim cevabımız 175 olacak diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. 3 arkadaş bir bilgisayar oyunu için aşağıdaki gibi forma numaraları olan oyuncuları seçmişlerdir diyor. Buna göre ne olmuş? Ahmet ne demiş? Sercan'ın takımında rastgele seçilen bir oyuncunun numarasının asal sayı olma olasılığı Murat'ın takımında seçilenden daha fazladır. Şimdi asal sayılara öncelikle bakalım. Ahmet söylemiş bunu. Bizim diyor hangileri doğrudur diye söylemiş. Bakalım Sercan'ın takımında arkadaşlar asal sayılı bir oyuncu yok. Murat'ın takımında asal sayılı oyuncu var. Ahmet ne demişti? Sercan'ın takımından seçilen oyuncunun asal olma olasılığı Murat'ın takımından daha fazladır demişti. Bu o zaman yanlış. Daha azdır çünkü. Sercan ne demiş? Ahmet'in takımından rastgele seçilen bir oyuncunun numarasının tek sayı olma olasılığı Murat'ın takımından seçilenden daha azdır demiş. Ahmet'te bir tane tek sayı var. Murat'a baktığımız zaman arkadaşlar Murat'ta bir tane tek sayı mevcut. Sercan ne demişti? Ahmet'in takımından rastgele seçilen bir oyuncunun numarasının tek sayı olma olasılığı Murat'ın takımından seçilenden daha azdır demişti. Daha azdır diyor. Şuraya baktığımız zaman Ahmet'in takımında bir tane tek sayı. Murat'ta da bir tane tek sayı var arkadaşlar. O yüzden bu doğru olmayacak. Bu da yanlış. Ahmet'in takımından bize neyi soruyor, hangisi doğrudur diye soruyor ama şıklarda ikili var. Bir bakalım sonra bir rahatlıyor olabiliriz belki. Ahmet'in takımından rastgele seçilen bir oyuncunun numarasının tam kare sayı olma olasılığı bir tane. Sercan'ın takımından seçilen ile eşit olasılıklıdır. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü Ahmet'in takımında baktığımız zaman Sercan'la işte demiş. Bu da yanlış. Çünkü Sercan'da da 16 var. 16 ve 9 var. Baktığımız zaman Ahmet'le eşit olamaz. Ahmet'le sadece 4 var. Bu da yanlış. Tekrar bir okuyalım arkadaşlar. Bir yerde yanlışlık, yanlış okuduğumuz gibi. Şu ikinciye tekrar bakalım. İkinci kafamı karıştırdı. Bir yer atladım galiba. Göremedim. Ahmet'in takımından seçilen tek sayı olma olasılığı. Ahmet'in takımında bir tane tek sayı var. Diyelim Murat'ın takımında 2 tane var. 13 ile 25 pardon. 25'i görmedim. 25 de var. O yüzden daha azdır diyor. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız Sercan yani A şıkkı olacak. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda 8. sınıf öğrencisi olan Alper'in çözdüğü Türkçe ve matematik dersinden birinci soru, bir soruya ayırdığı süre verilmiştir diyor. Ve bir tablo verilmiş arkadaşlar günlerle ilgili bize. Bize diyor ki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi biz burada yanlışı arayacağız arkadaşlar. Şıklara tek tek bakıp işlemleri yaptığınız zaman burada C şıkkını incelerseniz arkadaşlar C şıkkına hafta sonu matematik soruları için harcadığı toplam zaman x artı 3'ün karesidir diyor. Şimdi hafta sonuna bakarsak bir matematik soru için x artı 3 dakika harcıyor. Çözdüğü soru sayısı burada x artı 3. X artı 2 ile çarpmam gerekiyor benim bunu süreyi bulmak için. Burada da aynı şekilde pazarda da yine X artı 3. Şöyle yapalım. Çarptığımız zaman şunları toplayabiliriz arkadaşlar. Toplam çözdüğü soru sayısı hafta sonu 2X artı 6'dır. Ben bunu X artı 3 ile çarparsam ne olur diye bakalım. Sol tarafı 2 parantezine alırsam X artı 3 çarpı X artı 3 olur. Burası da X çarpı X artı 3'ün karesi olduğu için arkadaşlar bu yanlış olur. Burada 2'yi söylememiş. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Diğer işlemleri de aynı mantıkla zaten görebilirsiniz. Sıradaki sorumuza bakalım. Evimizde kullandığımız elektriğin ücreti 3 zamanlı tarifeyle çalışmaktadır diyor. Bakın gündüz, puan dönemi bu ara ve geceyle ilgilenmiş. Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlar yapılmıştır diyor. Hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi puan tarifeli kısımdaki daire diliminin merkez açısı 150 derece demiş. Şöyle yapalım. Toplamı 360 derece olduğu için arkadaşlar. Buradaki toplam paraya bakalım. Buradaki toplam paramız bizim 240 galiba değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. 240 yapıyor. Toplam para bu. Puan dediğimiz kısım 100 ise eşittir. 360 bölü x diyorum direkt. Açıya çevirmek için.
Bunları sadeleştirelim. Devam edersek buradan. 24 ile 360'ı da iki tarafı da 4'e bölsem. Burası hatta 6'ya böleyim. 6'ya böldüğümde burası 4 oldu. Bu kısmı da 6'ya böldüğüm zaman arkadaşlar burası 60 oldu. İki tarafı da ben direkt 4'e böleyim. 4'e böldüğüm zaman burası 1 oldu. Burayı 4'e böldüm. 15 oldu. 15 ile 10'u çarparsam da 150 eşittir. X yaptı arkadaşlar. O yüzden bu seçenek kesinlikle doğru. En fazla elektrik tüketimi gece tarifesinde olmuştur diyor. Şimdi gece tarifesinde arkadaşlar baktığımız zaman 64 kuruşmuş. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bizim. 80 TL'ye şey, gece 80 TL ödemiş 65 kuruştan. Şöyle yapalım. 80 bölü 80 lirayı ne yapacağım? 64'e böleceğim. Ben her tarafı 8'e bölersem 10 bölü 4. Bunu da sadeleştirsem 5 bölü 2'lik bir harcama olmuş. Şöyle yapalım. Devam edelim. Geceyi bulduk. Puan döneminde bakalım. Bize en fazla mı soruyor? Aynen en fazla gece tüketmiştir diyor. Puan dönemine bakarsak, bu arada kuruş ve TL, bunu çevirmedik. Bunu çevirmemiz gerekiyor. Ama böyle bırakalım, hepsini aynı cinsten yapmış oluruz. Çok da bir şey fark etmez. Puan döneminde 100 liralık gelmiş, 125 kuruşmuş. Baktığımız zaman zaten daha küçük. 5 bölü 2 bundan daha büyük bir değer. Bu zaten olmaz. Hatta sadeleşmiş halinde yazalım. Direkt sadeleşmiş halinde yazalım. İki tarafı da biz 25'e bölersek 4 bölü 5 olur bu da. Sonrasındaki gündüz dönemine bakarsak bu da 60 liraya 75 lira. Biz burada her tarafı 15'e bölersek bu da 4 bölü 5 olacak yine arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yazdık. Baktığımız zaman ne oldu? Gece en fazla tüketilmiştir diyor gerçekten. 5 bölü 2 diğerlerinden daha fazla. Gündüz tarifesiyle puan eşittir diyor tüketimi. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. Çarkı çevir yarışmasında final bölümüne kalan bir yarışmacıya mozaik kelimesinin harfleri sorulmakta. Bunun için ekranda 6 tane boş kutucuk verilmektedir deniyor. Her kutucuğa bir harf gelmek şartıyla sorulan kelimenin harflerini doğru bulması istenmektedir. Çarkı üzerinde gösterilen puanlar yukarıda gösterildiği gibi yarışmacıdan çarkı 5 defa çevirip her çevirmede ibrenin gösterdiği sayı için bir harf söylemesi istenmektedir. Doğru söylediği her harf için ibrenin gösterdiği sayı kadar puan kazanmakta, yanlış söylediği her harf için ise ibrenin gösterdiği sayı kadar puan kaybetmektedir. Yarışmacı çarkı çevirdiğinde ibrenin gösterdiği sayılar sırasıyla şeklinde bize vermiş arkadaşlar. Sonrasında ne diyor? Bu sayılara karşılık söylediği harfleri de vermiş. Yarışmacı kaç puanla tamamlamıştır diyor. Mozaik kelimesini arıyorsak arkadaşlar. İlk başta A demiş. Ne çevirmiş? 2 üzeri 3 olarak. A mevcut. O yüzden 2 üzeri 3'ü kazandık. Hatta şöyle yapalım. Direkt sayı olarak alalım. 8'i kazandık arkadaşlar. 8. Sonrasında E harfi yok arkadaşlar. Eksi 5 üzeri 0 çevirdiği için bu 1'e eşit. O zaman buraya eksi 1 diyorum. S harfi de mevcut değil. 5 üzeri 3 puan kaybedecek. 5 üzeri 3 puan da arkadaşlar ne yapar bize? Eksi 125 yapar. Devam ediyorum. Sonrasında M harfi mevcut. O yüzden bunu kazanacak. Eksi 10'un karesi artı 100 yaptı. Devam ediyorum. K kelimesi de mevcut. 5'in karesi yani 25'ti. Burada mevcut arkadaşlar. Baktığınız zaman burası 125. Bu da 125 bunlar birbirini götürdü. 8'den de 1 çıkıp 7'yi elde ederiz arkadaşlar. O yüzden bizim cevabımız A şıkkı yani 7 olacak. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Aşağıda kalınlıkları aynı 3 tahta parçası görülmektedir demiş. Kırmızı ve sarı tahta parçalarının görünen yüzleri kare, mavi tahta parçası da ikizkenar dik üçgenler demiş. Yani kenarlar birbirine eşit. Şimdi sonrasında görseldeki tahta parçalarıyla oluşturulmuş iki yapı verilmiştir deniyor. Buna göre şekil 1'deki A noktası ile şekil 2'deki B noktasının zemindeki yükseklikleri farkını sormuş bize. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz o zaman ne yapacağız? Buranın komple tamamını, toplamına bakmamız gerekiyor aslında. Yükseklik olarak baktığımızda. Şu altta verdikleri bizim nelerimiz? Alan falan demiyor değil mi? Bir kenar uzunlukları. Evet, çünkü kare de vermemiş zaten. Şöyle yapalım devam içinde biz baktığımız zaman. Ama şıklarda kareler de yok. Burada alanları diyor. Şuralara kareyi yazmayı unutmuş ama bir önemi yok arkadaşlar. Bize zaten alan olarak söylemiş. Bunun santimetre kare demesi gerekir sadece.
O zaman biz bunları çarpanlarına ayırırsak, burası nasıl ayrılır arkadaşlar? 4x artı 1 şeklinde ayrılır. Buraya baktığımız zamansa bu 2x 2x ayrılır. Burası da 4 4 ayrılırsa 2x artı 4 olur bir kenarımız. Bunun alanına baktığımız zamansa kısa kenarla uzun kenarı çarpıp 2'ye böldüğü için ben öncelikle burayı bir 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani 4x kare artı 8x artı 4 oldu. Burayı da 2x ve 2 diye ayırırsam yani bir kenarı bunu 2x artı 2 oldu. Şimdi şuradaki yüksekliği toplarsam bunların tamamını toplamam gerekiyor. 4x, 2x, 2x'i daha toplarsam 8x, 1, 4 ve 2'yi de toplarsam artı 7 olur. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada sadece zaten kendi yüksekliği yani 2x artı 2 mevcut. Bize buradaki farkı soruyor. Buradaki farka bakarsak da birbirinden çıkartmamız gerekir. Çıkartırsak da 6x artı 5'i elde ederiz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak. Sıradaki sorumuza bakalım. Dalma dikdörtgensel bölge şeklindeki çerçeve tasarımı yapmak istemişti. Aile fotoğraflarını çerçevenin içerisinde tam ortalayacak şekilde yerleştirdiğinde fotoğraf çerçeveye tam sığmaktadır. Bu durumda çerçeve kalınlığı bir birim olmaktadır demiş. Çerçevenin alanı içine yerleştirilen fotoğrafın alanından 24 birim fazla olduğuna göre şekildeki fotoğrafın çevresini sormuş bize arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çerçevenin alanı içine yerleştirilen fotoğrafın alanından 24 birim fazla. Bunu söylüyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz biz. Çerçevenin kalınlığını da bir birim olarak vermiş zaten bize. Bunları kullanalım. Biz burada arkadaşlar kısa kenara x desek. Bütün çerçeve için konuşuyorum. Uzun kenara da y desek. Fotoğraf için konuşursak fotoğrafta şuradaki uzun kenar y eksi 2 olur. Bir birim sağdan bir birim soldan. Burada da x eksi 2 olur. Şimdi öncelikle biz fotoğrafın alanı, çerçevenin alanını yazarsak x çarpı y eksi ben bundan içerideki çerçevenin fotoğrafın alanını çıkardığımda 24 kalmalı. Bu ikisini çarparsam yx y ile x'i çarptım. Eksi 2y eksi 2x artı 4 eşitmiş 24 arkadaşlar. Biz burada x'i dağıtırsak şu x y ile bu birbirini götürür. Şu eksi içeri dağıldığında 2y artı 2x eksi 4 eşittir 24 olur. Ben bunu karşıya atarsam 2x artı 2y eşittir 28 olur. Bize neyi soruyor bu soruda? Şekildeki fotoğrafın çevresinin kaç birim olduğunu sormuş bize. Şimdi ben burada her tarafı 2'ye de bölersem arkadaşlar x artı y eşittir 14 olur. Biz x artı y'yi bulduk. Fotoğrafın çevresine bakarsam şundan 2 tane var, bundan da 2 tane var. 2 ile çarparsam uzun kenarı 2y eksi 4, kısa kenarı da 2 ile çarparsam 2x eksi 4. Bunları toplarsam ne olur? 2x artı 2y eksi 8 olur. 2x artı 2y 28'di. Yerine yazarsam 28 eksi 8 olacak. Buradan cevap 20 olarak bulunacak arkadaşlar. O yüzden bizim 16. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. 17. sorumuza geçelim. Bugün formalı soru fazlaymış. İkinci sorumuz bu. Atatürk Ortaokulu'nun 12 kişilik basketbol takımı için yeni forma siparişi verilmektedir. Forma numaraları yukarıdaki görselde gösterilmiştir deniyor. Her bir formanın üzerinde forma numarasının pozitif bölenleri sayısı kadar yıldız dikilmesi istenmektedir. Formalar basketbol takımında oynayan oyunculara rastgele dağıtılmaktadır. Oyunculardan birine verilen formadaki yıldız sayısının 4'ten fazla olma olasılığını sormuş. O zaman biz yıldızları belirlemeyiz arkadaşlar. Pozitif bölen sayısı kadar dediğine göre. Burası 2 üzeri 3. Bir fazlası 4. O zaman burada 4 tane yıldız var. Buraya bakarsam 24'ü ben 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 diye yazabilirim. Baktığınız zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 diye yazabiliyoruz. Burası da ne olacak? Üstleri bir arttığında 4 çarpı 2'den burada 8 tane var. 12'yi 2 üzeri 2 çarpı 3 diye yazabiliriz. Üstleri arttırdığımızda 3 çarpı 2'den 6 tane yıldızımız olur. Burası 2 çarpı 3. Üstleri bir arttırdığımızda arkadaşlar yine 4 tane yıldızımız oluyor. Buraya bakarsam 3 çarpı 5'ten yine 4 tane yıldız. Burası sadece 5, 2 tane yıldızımız. 18'e baktığımız zaman 3 üzeri 2 çarpı 2 olduğu için burası 6 yıldız. Burada 2 yıldız. Burası 3. Buraya baktığımız zaman yine aynı yöntemle 2 çarpı 5 olduğu için 4 tane yıldız. Burada 2, burada da 2 tane yıldızımız mevcut arkadaşlar. Şimdi burada toplam kaç? 12 tane formamız var.
12 tane formamız var. 4'ten fazla olma olasılığını söylemiş. O zaman biz 1, 2, 3. Buradan sadece 3 tanesini alabiliriz arkadaşlar. Bu 3 tanesini de aldığımız zaman ne olacak sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü elde edeceğiz. O yüzden cevabımız kesinlikle Bursa olacak arkadaşlar. 18. sorumuza geçelim. Öğretmen aralarında asal kavramının tanımını farklı bir bakış açısıyla belirttikten sonra tahtaya 2 adet örnek yazmıştır diyor. Ne demiş? Aralarında asal iki sayının ortak asal çarpanı yoksa bu iki sayı aralarında asal denir denmiş. Demiş ki bu iki örneğin doğru sonuçlarını bulan Mümtaz ve Muhittin bulduğu sonuçların toplamı kaçtır? Demiş ki yukarıda verilen sayılar ile aralarında asal olup da kendisi asal olmayan bir hariç en küçük sayı kaçtır? İkincisi için ise yukarıda verilen sayılar ile aralarında asal olup da kendisi asal olmayan bir hariç en küçük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, öğretmenin kullandığı kuralı kullansak biz iki sayının ortak asal çarpanı yoksa diyor. Şimdi 2, 3 ve 5 ile ortak asalı olmayan en küçük sayı 7 var mesela. Ama biz 7'yi direkt alamayız. Şunu farklı renkle yapayım. Kırmızıyla yapalım. 7'yi direkt alamayız. Çünkü 7 bir asal sayı. Asal olmasın diye. O zaman ben bir tane daha 7 alırsam buraya hop 49 olur. 49 bunlarla asal. Kendisi asal olmayan bir sayı. Buraya bakarsak 7'den sonraki asal 11. 11 ile de 11'i çarparsam 121 olur. Bu da asal değil ama bunlarla arasında asal. İkisini de toplarsanız 170'i yani C seçeneğini elde edersiniz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıda üzerinde gerçek sayıların yazılı olduğu dart tahtası verilmişti. 3 arkadaş dart tahtası atış yapıp toplam puanlarını öğrenmek istemektedir. 3 arkadaştan her birinin 2 atış yapma hakkı vardır demiş. Yapılan atışın isabet ettiği bölgeye göre alacağı puanlar burada verilmiş arkadaşlar. Örnek, yapılan atış 5 sayısına denk geldiyse 5 sayısı tam sayı olduğu için 5 puan, rasyonel sayı olduğu için 4 puan, doğal sayı olduğu için 6 puan, gerçek sayı olduğu için 1 puan yani toplam 16 puan diyor. Çok güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikişer atış sonucunda 3 arkadaşın her birinin aldığı toplam puandan biri olamaz diye soruyor arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar şimdi. 3 arkadaştan ikişer atış yapacaklarına göre. Öncelikle biz buradaki sayıların puanlarını hesaplayalım. Mesela 25. Tam kare bir sayı arkadaşlar. 10 puanı aldı. Tam sayı olduğu için 15. Rasyonel sayı olduğu için 19 oldu puanı. Doğal sayı olduğu için 25 oldu. Gerçek sayı olduğu için bir dahakinin 26. Demek 25'i vuran kişi 26 puanı elde eder. Kök 7 sayısına baktık. Kök 7 sayısı arkadaşlar irrasyonel bir sayı. Aynı zamanda gerçek sayı olduğu için 3 puan aldı. 4 tam kare bir sayı 10 puan aldı. Tam sayı olduğu için 15 oldu. Rasyonel olduğu için 19. Doğal sayı olduğu için 25. Bir de gerçek sayı olduğu için 26'yı aldı. Kök 9 sayısı 3'e eşittir arkadaşlar. Bunu şöyle bir yazalım. 3 sayısı tam sayı olduğu için 5. Rasyonel 4. Doğal sayı 6. Gerçek sayı 1 olduğu için toplamda 16 puan almış oldu. 5 sayısı az önce bize anlatmış zaten. Yine 16 oldu. Burası irrasyonel sayı olduğu için sadece 3 puan kazandı. Eksi 8 sayısına baktığımız zaman arkadaşlar eksi 8 tam sayı 5 puan aldı. Rasyonel olduğu için 4 daha aldı. 9 oldu. Doğal sayı değil gerçek sayı olduğu için puanı 10 oldu. 3 kök 2 sayısı da yine irrasyonel sayı olduğu için bu da 3 puanla eşit oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunları toplayarak bunlardan hangisini elde edebilirim hangisini edemem diye bakacağım. Bakın 29'u 26 artı 3 diye elde edebilirim. 32 sayısını 2 tane sayı toplayarak elde edeceğiz. 16 artı 16 ile elde edelim. 42 sayısını 26 artı 16 ile elde edebilirim ama 27'yi kesinlikle elde edemem. O yüzden cevabım 27 olacak arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Polen filtresi klimalı araçlarda bulunan bir filtre türüdür. Bu filtre havada bulunan tozu süzerek klimadan araç içine yayılımını havayı temizlemeyi amaçlar deniyor. Aşağıdaki bir araç modeline ait polen filtresi markalarına göre gözenek büyüklükleri çapı santimetre cinsinden verilmiştir deniyor. Solunan havanın sağlıklı olması için genişliği metre cinsinden, bu önemli bak altını çizmiş çünkü burayı santimetre vermiş. 300 çarpı 10 üzeri eksi 1 olan toz tanelerinden daha büyük tanelerin içermemesi gerekmektedir. O zaman buranın daha büyüklerini almamamız gerekiyor. O zaman bizim arkadaşlar toz filtremiz bundan daha küçük olmalı ki, değil mi? Bundan daha küçük olmalı ki bunu geçirmesin. Bize ne diyor? Sağlıklı bir hava akımı sağlamak için
araca takılabilecek filtre sayısı kaçtır diye sormuş bize. Bakalım buradan. Şimdi burası 10 üzeri eksi 11 olduğu için arkadaşlar. Şimdi hepsini aynı cinse çevirebiliriz. Baktığımız zaman çünkü bunları 11'e çevirebilir. Mesela D markasına baksam ben bunu eksi 11 yapmak için ne yapmamız lazım? Ben bunu bir basamak daha buraya eklersem arkadaşlar 5, 54.000 yaparsam burası eksi 11 olur. Burası 54.000 olduğu için 300'den çok daha büyük. Ben bunu kullanamam arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burası eksi 4. Ben bunu 7 birim sağa kaydıracağım. 7 birim sağa kaydırırsam burası da 300'ü kesinlikle geçer. Ama bir dakika, bir dakika. Şunu unuttuk. Burası santimetre, burası metre cinsinden bunu unuttuk. O yüzden şuna haksızlık ettik. Bir düzenleyelim. Santimetreyi öncelikle metreye çevirdiğimiz zaman zaten biz ne yapacağız arkadaşlar? 100'le bölmemiz gerekiyor. 100'e böldüğüm için zaten burası 10 üzeri eksi 10 şu an. Burası 10 üzeri eksi 9. Burası 10 üzeri eksi 6. Burası da 10 üzeri eksi 12. Zaten şu an bu haldeler metreye çevirdiğim için. Şimdi devam ediyorum buradan sonrası için. Ben buraya 10 üzeri eksi 11 yaparsam burası ne olacak? Bir tane sileceğim için 540 olacak. Bu benim yine işime yaramayacak arkadaşlar. Şuna bakalım 10 üzeri eksi 10 olduğu için. 10 üzeri eksi 11 yaparsam ben burayı 270 olacak başındaki katsayı. Bu benim işime yarar. Buraya bakıyoruz. 6,2 idi. Ben bunu 2 basamak kaydırırsam 620 olur. Bu benim işime yaramaz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar ben bunu 5 birim sağa kaydırırsam burası 900 olacak. Bu da benim işime yaramayacak. Yani sadece bir tanesi benim işime yarayacak arkadaşlar. İnşallah hepiniz 20'de 20 yapmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.